Elma sirkesi 2000 yıldır insan sağlığı için kullanılan bir besindir. Hocam ne gibi Şimdi faydaları vardır? Şimdi elma sirkesi burada elma bakın sirkesi. ne kadar da güzel bir elma sirkesi. Her zaman söylüyorum bulanık olacak. Hazır marketlerde satılanlar maalesef bu şekilde değil. Bu bir ev sirkesi anladığımız kadarıyla. Aynen evde yapılmış bir elma sirkesi. Evet. Tarifleri var herkes yapabilir. Elma sirkesi o kadar çok faydaları var ki. Yani şu kadar kalınlıkta bir kitap okudum diyebilirim. Elma sirkesini işte çok basit söyleyeyim. Şöyle bir bardak su alın. Bakın. Bir çorba kaşığı da şu elma sirkesinden koyun. Haftada bir kez banyoya girdikten sonra saçlarımızı bu bir çorba kaşığı elma sirkesi konmuş suyla beraber güzel bir friksiyon yapın saçlarınızın köklerine. Ne kepek kalır ne dökülme kalır. Evet, bir de çok parlatıyor saçını. Çok da parlatır haftada Temizliyor bir kez. Temizliyor sanki arındırıyor. 10 kısmı. dakika duracak ama. Bu şimdi gerçekten biz kadınları ilgilendiren kısmı ama aynı zamanda kadınları ilgilendiren çok daha hatta hepimizi ilgilendiren çok daha önemli kısım var. O da elma sirkesinin işte gerçekten sağlığımıza katkıları. Evet, çünkü kan şekerini dengeliyor. Kan şekerinin düşmesine neden oluyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Sakın ha, sakın. Sabah aç karnına elma sirkesini sular. Yok öyle bir şey. Ne yapıyordu? To, o mideyi, mideyi Yani delersiniz. hakikaten çok asit evet, yapar. Gastritinizi artırırsınız, reflününüzü artırırsınız. Evet. Evet. Ee, onun için sabah içilen limonlu suları kaldırdım ben. Öyle bir şey yok. Limonlu sular, elma yok kaldırdım. Hayır, evet. hayır. Öğlen ve akşam yemekten sonra gene bir bardak, ölçü bu. Gene bir çorba, kaşığı. Hı hı. Bir çorba kaşığı elma. elma sirkesini veya iki çorba. Koyalım isterseniz. Koyalım gelin isterseniz. Ben çok yaklaşmadan size. Tamamdır. Şöyle ben yedim, şöyle tamam. tutayım size. <laughs> Tuhaf oldu biraz ama. Olsun. Bu şartlarda böyle buyurun. Evet. Bakın bir çorba kaşığı koyuyorum bunun içine. Bu arada inşallah ben de aşılanacağım bugün öğleden sonra. Rendüme aldım. Aa evet değil <laughs> Covid-19 aşısını yaptıracağım. Sosyal medyada paylaşırım inşallah. i̇nşallah, ee, inşallah. Aşıyı çok hakikaten korona önemli. Bu gerçekten elmalı sirke. Evet. Elma sirkesi bir bardak su içine koyup bu şekilde öğlen ve akşam yedikten sonra içeceğiz. Neden? Neden? Çünkü bir şişkinliği giderir. Hı. Hani gaz oluyor ya. Doktor bir şey yiyorum, böyle karnım böyle oluyor diyor. Evet. Karnım böyle olmasını istemiyorsan hemen yemekten sonra bunu içebilirsiniz Elmi. veya zencefil de yapabilirsiniz. Hı. Ama elma sirkesi daha etkili. Tamam. Bu bir. İkincisi insülini dengeliyor. İnsülinin düşmesinin neden oluyor. Dolayısıyla kan şekerinin de ani zıplamasını engelliyor. engelliyor. Dolayısıyla kilo verme açısından da önemli. Antibakteriyel yani bakteri öldürücü özelliğini hepimiz biliyoruz. Nişasta da sindirimi engelliyor. Kilo kaybını destekliyor. Bu da var. Kolesterolü düşürüyor ve kalp hastalıkları riskini azalttığını hepimiz hmm. biliyoruz. Ee, Özel bir HDL dediğimiz iyi kolesterolün miktarını artırıyor Çağla. Hmm. LDL ve triglyceridleri aşağı çekiyor. Ya damarlarla nasıl bir ilişki kuruyor elma sirkesi tamam anlayamadım ya da bir ilişkisi e, valla, var mı diye içindeki sorayım. İçindeki antioksidanlar özelliği özellikle damarların içinde bulunan e, kolesterolün e, parçalanmasına neden alıyor hmm. ve e, damar cidarın akışkanlığını da artırdığı için o içindeki yani çok tipi girmek istemem Bir sürü evet, faktörler tabii, var orada kimse anlamaz onun denizden. için o damar geçirgen damar kayganlığını diyeyim artırıyor e, Kayganlığı artınca zaten yapışmıyor kolesteroller birikmiyor ne kadar damar cıdarlarında kolesterol birikmiyor damarlar daralmıyor böylece pıhtı atma riski de azalıyor diyebiliriz kesinlikle yani bunu mutlaka elma sirkesini bir şekilde Günde bir sefer bile olsa. Düzenli bir şekilde bir seferde bir bile çorba olsa, kaşığı e, suyun içine koyalım. Yemek sonrası tüketelim. Suyun içine koymadım. Salatama koydum mesela ben diyelim. O da. Olur. Diyelim. Aynı, e, şey. Aynı, şey, aynı şey. Yine sayılıyor sonuçta. Kendime has bir şey kâsenin şey. içerisinde bir yemek kaşığı sirke aynı şey. yine aynı şey aynı oluyor. Peki not. Güvenlik için bir bardak suya en fazla bir tatlı kaşığı veya bir çorba dedik elma kesekliyoruz Yemekten önce içeriz iç, hemen için diye var ama yemekten öncesini tavsiye etmiyoruz biliyorsun. onu özellikle evet. demiştim. Ee, özellikle saçların parlak olmasını anlattık Ve Kansere karşı olumlu etkiler var Nedir yani? Burada da işte antioksidan özelliği var Yani e, sirkenin bir özelliği de Probiyotik olması evet. Probiyotik Sadece... demek zaten kanserle evet. savaşan Bakteri demek Elma sirkesinin içinde Zaten bakteri var Ne bakterisi var? Barsakları için faydalı olan bakteri, bakteri var demek. Barsaklardaki bakteriler Vücudumuzdaki bütün o kolesterolü işte yedin ya yemeğe ağır bir tane işte börek çörek yedin. Onlar bağırsaklara gelince ne oluyor? O yağlar orada ya işte evet. o yağların e, bir kısmıyla mücadele eden de probiyotik bakteriler. O da elma sirkesinde var. O zaman özellikle kolon bağırsak kanseri Kesinlikle. kanserleriyle savaşıyor da diyebiliriz. Kesinlikle. Peki. E, bu probiyotik özellikler sadece bizim evde yaptığımız ev yapımı sirkelerde mi var yoksa hazır aldığımız sirkelerde de bir hazır miktar var mı? yani? Hazır ben çok, çok fazla. Lalla hazır sirkeleri ben yani Çünkü çok. Herkes yani evde belki fırsatı olmayabilir yani. E, ama bir, bir sürü insan yapabiliyor ve çok da zor bir şey değil ki elma sirkesi evet, yapmak. Evet, yani gerçekten. Evet, Hazırlaması yani. Hazırlaması aslında çok basit. Çok aş diyorsun vesaire onu bileiktiriyorsun, e, presten geçiyorsun ama bir ev hanımının gerçekten evde nasıl yoğurt yapıyorsunuz? Yoğurt şey. Yoğurt yapacak yapar gibi elma sirkesini de yapabilirsiniz. Peki. Hazırlıyorsunuz bunu bir şekilde o elmanın hatta tortuları falan evet. kalıyor on için burada gösterdim o tortularını o şekilde kullanabilirler. Olabilir. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.